Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Esselamün Aleyküm değerli Rehber TV izleyicileri. Her programda farklı konu ve konuklarıyla karşınızda olduğumuz Hanımlar Rehberi programında bugün din psikolojisi ve manevi danışman Fatma Şura Korkmaz hanımefendi misafirim. Bugün kişinin mutlu ve başarılı olmasının sırlarını, özbenliğine kavuşmasının yollarını, sosyal medyanın buna vermiş olduğu zararları, aileye vermiş olduğu zararları ve sosyal medyanın mahremiyetimize, özelimize ne kadar girdiği ve zararlarından, yararlarından konuşacağız inşallah. Ben sözü daha fazla uzatmadan misafirime dönmek istiyorum. Hoş geldiniz Fatma Şura Hanım. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Alanınızda konuşmak, dertleşmek bir nevi derdimizi dile getirmek istedik. Kişinin mutlu ve başarılı olmasının sırları nedir? Bu zamanda kişilerin şikayetleri mutsuzluk üzerine, mutlu olamadığını, istediği şeyi elde ettiğinde dahi mutlu olmadığını, o mutluluk hissinin kendisine kaybolduğuna değiniliyor. Özbenliğini aramanın yollarını bilmediğini, niçin olduğunu, niçin yaratıldığını, özbenliğe nasıl kavuşacağını bilmediğini aslında kaybolmuş bir insandan bahsediyoruz. Bu sorunlar içerisinde kaybolmuş bir insandan bahsediyoruz. Buyurun konuşmak isterseniz, neleri anlatmak istersiniz? Yani bu konu hakkında kısacası özbenlik demişken, özbenlik aslında kişinin kendini bilmesi, kişinin kendisinin mizacına uygun hareketler sergileyebilmesi, kendisini çok iyi tanıyabilmesi, bir nevi özgüven sahibi olabilmesi demek. Öncelikle mutlu ve başarılı olmanın sırrı her kişinin kendi içerisindeki hazineyi ortaya çıkarmasından geçiyor. Yani bunun farkında olmasından geçiyor. İster evlilik hayatımızda, ister iş hayatımızda, istersek gündelik yaşantımız içerisinde başkası değil, kendimiz olabilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem de daha özgüvenli bireyler oluruz. Çoğunlukla anne babalarımız bizler daha çok küçükken bizleri bir başkasıyla kıyaslarlar. Mesela İşte filancanın çocuğu gibi. Bak onun çocuğu yapıyor, sen de böyle ol. Sen neden böyle yapıyorsun? Yani sürekli bir yargı, sürekli bir başkasıyla kıyas. Bu şekilde olunca da biz kendi yetkilerimizden, kendi mizacımızdan, kendi karakterimizi daha hiç tanıyamadan bir başkası olmaya çalışıyoruz. Uzaklaşıyoruz yani Yani özbenliğimize. kendimizden uzaklaşıyoruz. Hani ben demiyorum bunu ailelerimiz bizlere bilinçli yapıyorlar. Ama bu şekilde daha çok küçük yaşlarda eğitilmeye hani ilk eğitim aile içerisidir ya, aile içerisinde bu şekilde eğitilmeye başladığımızda benliğimizden uzaklaşıyoruz. Elbette rol model olarak gördüğümüz insanlar olacak. Bunlarla tamamıyla özdeşim içerisinde olduğumuzda kendimizden uzaklaştıkça mutsuzluklarımız artıyor. İşte sürekli bir mutsuz. Yetememe. Aynen sürekli bir kendini yetememe ve bir kanıt içerisinde oluyoruz. Ben ne yaparsam ailem beni beğenir. Çok Sürekli bir önemli çaba bir konu, içerisindeyiz. Ve ailelerimiz de farkında olmadan bizleri rol model olarak gösterdikleri kişiye bizler yaklaştıkça bizleri ödüllendirip bizler onlardan uzaklaştırdıkça bizleri cezalandırıyorlar. İşte o yüzden biz de tam o sırada özgüvenliğimizden kendimizi soyutlayıp bu sefer karşı taraf için yani karşı taraf gibi hani başkası olmak için çaba sarf ediyoruz aynen yani. başkası olmak için çaba sarf ediyoruz. Aslında ben olmaktan çıkıyorum. Annemin istediği başka komşunun kızıyla, başka arkadaşımla kıyasa başlıyorum bu Aynen. sefer. Hal böyle olunca da üreten değil, tüketen, çalışan değil, kaytaran birer toplum oluyoruz. Maalesef. Yani kendi çabasıyla, kendi isteğiyle, fıtratına uygun bir şeyi Uygun. seçmekten ziyade falancanın işte kızı Hatice böyle, sen niye böyle değilsin? Aynen. Onun puanı şu kadar, sen niye böyle değilsin? Ya da o böyle işler yapmış, sen neden yapmıyorsun diye. Belki onun hiç hoşlanmadığı, hiç sevmediği şeyleri örnek olarak ve zorlayıcı bir lisan kullanarak, değil mi? Evet ve bu da bizim işimize gelmediği için çünkü daha çok küçük yaşlardayız ve o yaşlarda bu da bize bir nevi zorluk çünkü bizim mizacımıza uygun değil belki de örnek verdikleri kişi. Bize zorluk olarak yani gördüğümüz için bu sefer kıyastan kaçınıyoruz. Kıyaslanmaktan kaçınıyoruz. Bu sefer kaytaran birer bireyler oluyoruz. Çok önemli. Yani başarabileceği, performans gösterebileceği işten dahi sırf kıyaslanmaktan kaçınmak için kaçınıyor Aynen, diyorsunuz. Çok kaytarıyoruz. önemli. Peki bizi özbenliğimizden uzaklaştıran en büyük faktör, etken nedir?
Kişi kendi olamayınca üretemiyor. Kendi olamayan insanlar hiçbir zaman üretemezler. Biz kişileri hiç sevmeyecekleri işlere mecbur bırakıyoruz. Mizaçlarına uygun olmayan işlerle onları mecbur kılıyoruz. Oysa kişi kendi mizacına uygun, kendi fıtratına uygun, kendini çok daha iyi ifade edebildiği alanlara yöneltilse, hayat evet belki bayram olmayacak ama çok daha anlamlı olacak. Evet, belki yaşamı sevmeye, aynen. Yaptığı işi sevmeye, hayata daha umutlu, daha mutlu bakabilmeyi öğrenecek belki de. Aynen. Bir de bazen görebiliyoruz, 30 yaşında ya da 40 yaşında, 45 yaşında yeni yeni işlerle böyle başlayan, imza atan, çok da kıymetli şeyler yapan insanlar oluyor. Ve onlarla röportajlarını dinlediğimizde öz benliğime yeni kavuştum. İstediğim şeyi yeni fark ettim. Demek ki aile küçükken ona o şeyi vermemiş, imkanı sağlamamış, o tabanı oluşturmamış ve o belli bir yaşa geçmiş. 45 yaş, 50 yaş başlangıçlar için tamam geç değil ama çok da erken bir yaş da değil. Evet. Aklının başına çok sonradan geldiğini, çok pişman olduğunu ve böyle mutlu olacağını bilmediğini, çok sonradan fark ettiğini söylüyorlar. Ve bu aslında ne kadar acınacak bir durum, değil mi? Evet. Biz sürekli başkası ne der? Evet. Başkası ne diyecek? Konu komşu ne der? Çünkü biz ailelerimiz en basitinden bir evimizi bile topladığımızda bir tane mutlaka kapısı açılmayan bir odalarımız vardır. Misafir Evet. odası. Çünkü birdenbire eve misafir geldiğinde toplu olsun. Neden? Çünkü gittiğinde ne der? Arkamızdan ne der? Konu komşu ne der kaygısıyla büyüyoruz. Önceleri konu komşu kaygısı, şimdilerde ise yerini Facebook takipçileri, Instagram takipçileri ne der almış. Evet. Şimdi Facebook'ta veya Instagram'da yazdığımız yazıları, paylaştığımız postları acaba takipçilerim ne diyecek? Acaba takipçilerim beğenisini alabilecek miyim kaygısı sarmış. Aslında yine bir beğendirme evet, duygusu içerisindeyiz yani. Zamanla ne derler için yaşar hale geliyoruz. Hal böyle olunca da giyimimizi desinler diye, odalarımızı, salonlarımızı, evlerimizi desinler diye döşüyoruz. Hatta yolda yürüyüşlerimiz bile, yürüdüğümüz mekanlar, girip çıktığımız mekanlarımız dahi desinler için oluyor. Evet, maalesef. Peki, yani bu desinlerden kurtulmanın yolları da galiba biraz da kafaya artık takmama, o akli olgunluğa varıp yönünü başka tarafa çevirmeyle olabilecek bir şey yani. Elbette böyle ama tabii bu yaşamımızın böyle ilk aşamalarında, hı hı, böyle kendimizi ve benliğimizi daha böyle farkına varamadığımız yıllarda pek de mümkün olmuyor. Çünkü o zamanlar Evet. bizler daha çocuğuz. Hı-hı. Ve ailelerimizin bizi yönlendirmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ve o dönemlerde benliğimizi hani işte kafaya takmama, işte kendimizi mecbur birçok şeye mecbur kılmama olayı orada pek gerçekleşemiyor. Çünkü o yaşlarda bizler daha küçüğüz. Evet, bireyler için dönecek söyleyecek olursak yine çok fazla aldanmamayla da aslında daha çok mutlu olabileceklerini bence düşünebiliriz. Evet. Peki bu gidişat içerisinde sosyal medyanın etkisi, özbenliğimize ne gibi zararları var? Yani çok zararları var. Sosyal medyanın yararı birse zararını 10 olduğunu müşahede edebiliyoruz günümüzde. Çocuklarımız, gençlerimiz, bilahare kadınlarımız, annelerimiz üzerinde de korkunç hikayeler, korkunç benzetmelerde bulunabiliyoruz. Bazen hayatımızda müşahede edebiliyoruz bunu. Sosyal medyada gördüğü şeyleri hayatında istemesiyle ve benzeriyle. Bunlardan bahsedecek olursak ne demek istersiniz? Özbenliğimizden uzaklaştıkça yavaş yavaş çevreyle hemhal oluyoruz. Hal böyle olunca da kendimizden uzaklaşıyoruz. Daha çok dikkat çekebilmek, daha çok beğeni ve takdir alabilmek için çabalıyoruz. Ve bu durumlarda daha çok takdir, daha çok yalanı doğuruyor. Yalanlar söylüyoruz ve biz artık söylediğimiz yalanlara kendimiz de inanır hale geliyoruz. Evet. Bu yalanlar bize birer maskeli kişilik aslında ortaya sunuyor. Ve biz bu maskeli kişiler aslında kendimizle hiç de mutlu değiliz. Kısa filmler çekiliyor hatta Evet. böyle sosyal medyada çok aile mutlu, çok güzel sofralarda yemekler yiyorlar. Hepsi çok bakımlı, tertipli, düzenli.
Ve resim çekildikten sonra herkes kendi hayatına devam ediyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Muhatap olmuyor. Evet, ama orada çizilen portre çok mutlu bir aile. Çok düzenli, maddi durumu, maddi geliri çok iyi olan bir aile. Çocukları çok saygılı, karı koca birbirini çok seviyor. Çok muhabbetkar bir aile gibi bir portre çizilse de o telefonlar, paylaşımlar indiği gibi, bittiği gibi aslında gerçek hayatlarının böyle olmadığını görebiliyoruz. İşte bu daha çok like alabilmek, daha çok takipçi kasabilmek için yapılan küçük hileler aslında. Bir nevi reklam, evet. Sosyal medya reklamı. Ama çok büyük sayfalar olmasa da küçük aileler bile artık kendini evet. Onlarla kıyaslamaya başladı. Bu çok acı bir durum değil mi? Bu tabii ki de. Yani şöyle söyleyebilirim, önceden ortadan yediğimiz yemekleri sosyal medyada paylaşabilmek için bir sürü tabaklara servis ediyoruz. Demiyorum bu tabaklara servis etmek kötü bir şey. Ortadan yemek çok daha ama iyi bir şey. Ama onun için yapılması. Ama onun için yapılıyor olması. Sosyal medyada yankı uyandırabilmek, takipçilerimize biz aslında böyleyiz diyebilmek için yapılıyor olması işte işler acısı. İşte maske dediğim kısım burada. Evet. Aslen ben o değilim ama sen beni böyle bil. Evet. Ben aslında bunları yapamıyorum. Gücüm yetmiyor değil. Ben de sıradan bir aileyim demek bu kadar mı utanç verici acaba? Hani sosyal medyada farklı olmak, farklı olmaya çalışmak. Yani şu çok acı bir durum. Bunu iş olarak gören, çok fazla takipçisi olan, çok fazla like alan sayfalar hadi yapıyor diyelim. Küçük aileler. Yani bakıyorsun orada karı koca didişiyor ama oradan çok güzel fotoğraflar paylaşıyorlar, şey yapıyorlar. Tanıdığın ailelerin fotoğraflarına baktığın zaman biraz da gülünç olmuyor mu aslında? Ya evet aslında yani bu mesela komşun. Az sene içini biliyorsun. Nasıl bir hayatları olduğunu biliyorsun. Ama sosyal medyaya yansıttıkları çok daha başka bir şey. Yani ben şöyle düşünmüyorum. Bundan utanç duyuyorlar da bu şekilde bunun üstünü kapatıyorlar. Mutlaka bunu bu niyetle yapanlar da çok. Ama daha çok böyle sosyal medyada kendi sayfasına düşen ailelere örnek aldıkları için evet. Onu yapıyorlar. Öyle şeyler sergiliyorlar. Bu sosyal medya dediğimiz aslında bir sosyal zehir. Yani şöyle örnek, ben bir örnek vermek istiyorum. İntihar eden kişilerin sosyal medya hesapları ölümlerinin hemen ardından takipçi sayıları çoğalıyor. Sürekli mesela intihar eden bir insanın giriyoruz bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarındaki öncesine nazaran ki arkadaş sayısı oldukça artmış. Peki neden? Meraktan. Sosyal medyada bugün ölen bir insan 2 gün önce sosyal medya hesabında hayata bağlı, canlı, enerjik bir insan. Peki ölümü düşünen bir insan sosyal medyada neden bu şekilde içerikler paylaşıyor sizce? İlginç gerçekten. Evet, sosyal medya dünyasına ne zaman ve nasıl dahil olmaya başladık? Aslında bu çok önemli bir şey. Sosyal medya dünyasına niçin dahil olduk? Şimdi sosyal medya dünyasına önceden böyle çok daha küçük hesaplar vardı. Çok daha küçük mecralar vardı. Belki şu an şu bu zamandaki tehlikeli olamayacak, kişiliklerimizi çok da benliğimizden uzaklaştırmayacak hesaplar vardı. Ama bu bir dönem işte sosyal medyada bir kimlik oluştur ve bu kimlik sayesinde irtibatını kestiğin, yıllar öncesine dayanan dostluklarını bulabilmeyi sana vaat etti. Bu hal böyle olunca da bizler birer kimlik orada birer kimlik oluşturduk. Ve o kimliklerle ilkokul arkadaşlarımızı bulduk, ortaokul arkadaşlarımızı bulduk, lise ve üniversite arkadaşlarımızı bulduk. Hatta arkadaşlarımızın arkadaşlarını bile takip ettik. Evet. Kimlerle oturuyor, kalkıyor, nerelere giriyor, çıkıyor, nelerden hoşlanıyor. Oysa ki bunlardan fazla bize ne? Fazla merak da oluşturdu. Aynen, gereksiz bir merak içerisine girdik. Yani oysa ki bir dakika alıp gördüğüm ve bir daha hiç karşılaşmayacağım insandan bana ne? Ama ne yapıyoruz? Direkt adını öğreniyoruz. Öğrenir öğrenmez işte hangi uygulamaları kullanıyorsak o uygulamalardan onları takip ediyoruz. Onların hayatlarına dahil oluyoruz. Bu da bize sosyal medyada bir arkadaş kitlesi, bir takipçi evet. kitlesi oluşturuyor. 500-600 takipçi kitlesi. Nedir bu 500-600 takipçi kitlesi? Bize ne gibi bir zararı vardır? Bu kitlenin ayda bir kere yarısı fotoğraf paylaşmış olsa ve bu yarısının da yarısı mutlu anlarını paylaşmış olsa bize yaklaşık 50-60 tane sayfamıza düşen mutluluk fotoğrafları. Aynı tüketim toplumu gibi. Evet. Bu sefer sen de evde bu bildirimlere bakaraktan
bu fotoğrafları görüyorsun. Aa, bu 60 mutlu, şu da mutlu, filanca kişi de mutlu, X kişisi de mutlu. Ben de yapmalıyım, ben de mutlu olmalıyım. Böyle olunca ne oluyor? En basitinden bir örnek vereyim. Sinemaya gidiyorsunuz. Sinemaya giderken belki bir zorlukla gidiyorsunuz. Alıyorsunuz önünüze bir kova mısırınızı, kolanızı veya da herhangi bir içeceğinizi. Sinema biletinizi de koyuyorsunuz. Güzel bir kadraj ayarlayıp resmini çekiyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Evet. Aslında bütün her şey o karede. Yani sanki ben mutluyum, ben eğleniyorum. Belki izlediğiniz filmden mutlu bile değilsiniz. Belki izlediğiniz filmi beğenmediniz. Çok filmin korkunç yarısında olan, uyudunuz. Korkunç olan bir tarafa da sadece paylaşmak için yapan, paylaşmak için giden, bazı faaliyetlere, aktivitelere katılan insanlar da var. Aslında ne kadar köreltilmişiz, düşünce olarak da, fikir olarak da ne kadar köreltilmişiz. Bir insan sırf paylaşmak için gidebilir mi diyorsun? Yani böyle buna saçma bakan insanlar ya da kötü gören insanlar bunu sorabilirler kendilerine. Sadece paylaşmak için gidebilir mi? Hem o vaktin, hem kendine ayırman, ailene ayırman gereken vakti dışarıda harcaman, giden ücretin cebine yansıması, ailene yansıması ve belki izlediğin içeriğin çok da iyi olmaması, maneviyata yansıması gibi birçok aslında zararlı etkenleri var. Evet. İşte onun için önemli, yani o kişi için önemli olan bu zararlar değil. Çünkü o an onları hesaba katmıyor. Hesaba evet. Kattığı tek şey ne? O paylaşacağı kare. Ben de mutluyum. Evet, o paylaşacağı kare. Evet, ben bir sürü mutluluk fotoğrafları izledim. Ben de mutluyum. Bak sen de benimkileri izle. Bu şekilde bir ağ oluşuyor. Bu şekilde herkes, o mutluysa ben de mutlu olmalıyım. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Biz o elde ettiğimiz mutluluğu, hedeflediğimiz mutluluğa ulaşamadığımız zaman evdekilerle kavga ediyoruz. Gerek ailemizle, gerek eşimizle, dostumuzla. Bak işte filanca kişi nereye gitmiş, bak işte filanca kişi ne yapmış. Başlarda sosyal medyayı bir iletişim aracı olarak gördük. İşte o iletişimi geçebilmek için, kaybettiğimiz arkadaşlıkları, dostlukları bulabilmek için bir iletişim aracı olarak kullandık. Bu iletişim zamanla telefona, televizyona, WhatsApp'a, Instagram'a, Twitter'a Twitter'a geçti. Aslında bir nevi haberleşmek içindi. Yani iyi midir, kötü müdür, ne haldedir, yaşıyor mu? Hatta ilk zamanlar çok reklamlar da dönerdi. İlkokul arkadaşını merak ediyor musun dede? Dede orada adını söylüyor, buluyorlar falan. Aslında burada bir nevi sanki böyle hani eski hatıralarına sahip çıkıyormuş, çok sempatik, çok da iyi, çok da iyi niyetlerle kurulmuş bir sistem olarak sunuldu ama işin aslında hiç de öyle değilmiş. Biz şu an dert yanarak sosyal medyanın aslında zararlarından bahsediyoruz. Ya sosyal medya eser miktarda kullanıldığında herhangi bir zararı yok. Yani bir insanın bir arkadaşıyla iletişime geçmesinden veyahut da zamanında arkadaşlık ve dostluk kurduğu insanların, bir şekilde iletişimi kopardığı insanların varlığından haberdar olması ve onlarla iletişime geçmesine bir zararı yok. Ama bizler bunun dozunu kaçırdığımızda, bu sosyal medyanın bağımlısı haline geldiğimizde işte bütün gizlilik burada. Yani bütün bize zarar veren alışkanlıklar burada başlıyor. Bizim yaşantımızın merkezi haline geliyor bu sosyal medya. Facebook kullanıcıları sanırım 2021 yılının ilk yarı çeyreğinde 2.85 milyar insan ve bunu kullanan insanların şu son dönemlerde ortalama yaşları 45, 50, 60. Artık bu yaşlardaki insanlar Facebook kullanıcıları. Evet, çok korkunç bir şey aslında yani aynı zamanda. Ve şunu da duyuyoruz, siz de şahit olmuşsunuzdur. Sosyal medyada bir şey paylaşmıyorsun. Yani yaşıyor musun, öldün mü, kaldın mı, ne yapıyorsun belli değil. Ne yapıyorsun? Hani sanki böyle sen anormal bir şey yapıyorsun. Sosyal medyada hayatını paylaşmayarak, mahremini ifşa etmeyerek, eşini, çocuğunu yediğin, içtiğin, evini aldığın, giydiğin şeyleri paylaşmayarak sanki hani bu hayatta değilmişsin gibi davranılıyor sana. Buna siz de şahit olmuşsunuzdur yani. Aslında normal olan bu değil mi? Yani mahremini saklamak, sana özel olması, sadece sana has alanların, sana has dakikaların, ortamların oluşması aslında bence daha kıymetli. Öyle. Ya artık yeni bir insan tipolojisinden bahsedebiliyoruz. Yani modern felsefesinin kurucusundan biri olan Descartes, bundan yaklaşık 400 yıl önce insanı şu şekilde tasvir etmiş. Cogito ergo sum. Yani düşünebiliyorum, öyleyse varım. Şu zamanlarda tweet de ergo sum, insta ergo sum, selfie ergo sum. Yani cıvıldıyorum,
öyleyse varım. İşte resmimi paylaşıyorum, öyleyse varım. Ne kadar varoluşun bilincine düşünerekten gelen insandan, varoluşun bilincini Twitter atarak, resimler paylaşarak varan insanlara geldik. Yani tam da sizin dediğiniz gibi Instagram'da veyahut da işte herhangi bir sosyal medyada görünmüyorsun. Hayırdır, evet. Sen yaşıyor musun? Benim başıma çok geldi. Ben uzun bir süredir sosyal medyadan uzağım. Bana birçok çevrem, hayırdır ya, sen yaşıyor muydun? Aa, neden kullanmıyorsun? Evet. Kocanla hani, bir sıkıntı mı tabii, var? Tabii, mesela sosyal medya kullanmıyorum. Eşim mi izin vermiyor? Hayır, bu tamamıyla benim kendi tercihim. Yani illa bir engel, evet, bir kötü bir şey, bir musibet başında olacak ki sen sosyal medyada özelini paylaşmayacaksın, evet, yani. Bunun lanse edilmesi, insanlar tarafından böyle algılanması aslında korkunç bir durum. Aynı zamanda utanç verici bir durum yani. Kişinin aldığı elbiseleri paylaşması, yok yaptığı pastayı, sardığı sarmayı, evinde yaptığı temizliği, dinlediği müziği, izlediği diziyi paylaşması sanki hayatta var olduğunu ispatını göstermeye çalışıyor. Evet. Ben de bu alemde varım. Evet. Mesela öyle ki aslında hiç tarzı olmayan müzikler dinleyen insanlar var. Neden? Çünkü anlamadığı halde İngilizce müzikler ekleyenler. Aynen. Yani ya, bunu severek biraz yapan da var, yani severek dinleyen de var, aslında hiç sevmeyerek dinleyen de var. Bir kitabı bile severek okuyan da var, sevmeyerek okuyan da var. Mesela bir televizyon programında veya girdikleri bir ortamda masada sıklıkla görünen kitaplar. Bir bakıyoruz, evet, ki sosyal medyada böyle revanşta. Evet. Herkes bunu okuyor, herkes içerisinden sözler herkes paylaşıyor. Herkes paylaşıyor onu. Ben şuna bile şahit oldum. Kitabı alıp içerisinden fotoğraflarının altına veyahut da bir Twitter'ına 3-5 tane güzel söz yazabilmek için kitabı alıp içerisini kurcalayıp kitabı tamamıyla kapatıyor. Kitaba verilen değere göre biliyorsun, evet, yani. Evet. Yani kitapta ne anlatılıyor? Bize ne demek isteniyor? Yazar burada neyi anlatmaya çalışmıştan hiç kimsenin bir haberi yok. Tamamıyla içerisindeki bazı sözleri alıp, hı-hı, kendi fotoğraflarını, kendi maskelerini süslemek için kullanan insanlara da şahit oldum. Korkunç bir durum gerçekten. Korkunç bir durum dememin nedeni şu. Birkaç yıl içerisinde bu kadar revaçta sosyal medya kullanımı fazlasıyla ve ileriye dönük bir şey göremiyorum. Umutlu bir kare, gerçekten umut verici, güzellikler yayıcı bir kare göremiyorum sosyal medya adına. Evet. Çünkü her geçen gün bu da mı başımıza gelecekti? Her geçen gün bunu da mı yapacaklardı? Yani bunu da mı görecektik diye dert yanan insanlar haline geldik. Biz sanırım bir şeylerin dozunu kaçırıyoruz. Yani bir şeyleri dozunda kullanamıyoruz. Mesela kadın cinayetleri. Evet, ülkemizden veya ülkemizde gündem olan şeylerden haberimiz olması lazım. Ben demiyorum, evet, ki neden paylaşılıyor, neden bu kadar sıklıkla anılıyor. Ama bunlar paylaşıldıkça da insan şey oluyor bu sefer. Bak, görüyor musun bizim ülkemizi? Bak, görüyor musun ne haldeyiz? Eser miktarda ve uygun bir şekilde kullanmayı bilemiyoruz. Yani evet, bir kere dijital dünyanın okumalarını yapmamız lazım. Hı-hı. Dijital dünyayı ne sıklıkla girmeliyiz, ne sıklıkla bu dünyadan haberdar olmalıyız. Ya da sınırları koyabilecek akla selimliğe sahipsek eğer kullanmalıyız. Yani kişi o aleme daldıktan sonra sınırını koruyamıyorsa, kendini kaybediyorsa ve buna kendisi sosyal medyaya hakim değil, sosyal medya kendi ailesine ve kendisine hakimse, bu bilinçte değilse kesinlikle kullanamaması gerekiyor. Çünkü kendini koruyabilecek bir aklı selimliğe demek ki sahip değil o kişi. Eğer harama bulaşabiliyorsa, eğer mahremi en özeline paylaşacak kadar vurdum duymazlığa sevk ediyorsa bu sosyal medya, o zaman o sosyal medyadan uzaklaşması gerekiyor. Evet. Yani bir nevi günahtan, haramdan kaçar gibi, elini eteğini çeker gibi bu alemden de kaçmayı bilmeli aslında kişi, nefsine söz geçirebilmeli, değil mi? Evet, kesinlikle çok doğru bir kelimenizi oturtturdunuz. Yani kişi başlarda bunu idrak etmiyor. Başlarda ben ne izliyorum, ben ne gördüm. Yani ilk başta izlediklerine şaşırabiliyor. Aa, evet, ben ne izledim? Ama daha sonra göz buna o kadar aşina oluyor ki başta anormal kabul ettiği her şeyi zamanla normal kabul ediyor. Evet. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim inşallah. Tamam. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet değerli Rehber TV izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Peki sosyal medyanın etkilerinden, zararlarından bahsettik. Çok fazla külfetli bir zararı var bize. Bunu dillendirecek olursak sosyal medya mahremiyetimize, özel alanlarımıza nasıl etkiliyor? Dünya çok hızlı değişti. Özellikle bu kuşak için devir çok daha hızlı değişti. Zamanla mahremiyet kavramı içi boşaldı. Yani mahremiyet kavramı çok daha böyle sanki büyüklerimize ait bir kavrammış gibi görünmeye başladı. Sosyal medya bu bağlamda hepimizin özel hayatlarını, herkesin fikirlerini açık hale getirdi. Yani farkında olarak veya olmayarak özel hayatlarımızı ortaklaşa yaşar hale geldik. Ben de bu sosyal medyaya dahil olduğum zamanlar içerisinde birden fazla kişide gördüğüm birçok şey vardı ve beni böyle en garipsediğim, ya bu kadarında mı acaba, bu kadarına bile ehemmiyet verilmiyor dediğim birkaç olay vardı. Bunlardan biri çiftler evli veya işte yıllarını birlikte geçirdiği ve gerçekten bu birliktelik içerisinde mahremiyete önem veren kişiler dahi birbirlerine bir ortam hazırlıyorlar. İşte evlilik yıl dönümleri, doğum günleri, bunları kutluyorlar birlikte. Biri diğerine sürpriz yapıyor. Böyle odadan şey salondan odaya kadar mum ışıkları, işte gül yapraklarıyla donatılmış bir oda, masada bir pasta. Tamamıyla iki kişiye ait özel bir alan. Önce bunu bir fotoğraflıyor daha o kişiye sürpriz etmeden. Hop sosyal medyada. Ondan önce. Özel bir alan oysa ki senin özel bir günün. Herkesle paylaşıyorsun. Hemen altındaki yorumlara falan bakıyorsun. Çünkü fikir önemli burada. Daha sonra o kişi işte sürprizini yapıyorsun. O kişi o heyecanı, o mutluluğu, o sevinci daha yaşamadan masanın resmini çekiyor. Selfie çekiniyor. Birlikte işte güzel bulduğu detayları, kareleri çekiyor, atıyor. Yani ruhu kalmıyor. Yani o sürprizin bir ruhu kalmıyor. İçi boşalıyor. Ama Beğenmesi benim bu gereken kişiden ziyade. beğenilmesi gereken bir topluluk var. Yani onun fikrini açıyoruz. Beni burada hayrete düşüren şey ise belirli bir olgunluğa erişmiş bir insan bilir ki o iki kişi arasındaki özel olan, o mahremiyet alanı dediğimiz yer, o masayla, o salonda sınırlı kalmayacak. Ama insanlar artık bu fikri uyandırmaktan çok hoşlanıyor. Bu fikri uyandırmaktan çekinmiyor. Ve artık insanlara çok normal geliyor bu fikir. Ben burayı garipsiyorum. Yani bizim bir özelimiz olmalı, bizim bir mahremiyetimiz olmalı. Biz bu kadarını da herkese açmamalıyız. Yani bazı alanlar işte eser miktarda kullanmak veya nasıl dengeli kullanmak dediğim şey bu. Tamam, mutluluğunu paylaşabilirsin. Kolunla komşunda da paylaşıyorsun sen mutluluğunu. Sosyal medyadaki arkadaşlarınla da mutluluğunu paylaşabilirsin. Ama en özel anlarına kadar paylaşmaya ne gerek var? Değil mi? Maalesef. Yani bundan çekinmeyen insanların ailelerindeki çocukların nasıl bir geleceğe sahip olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Annesi babası yapıyorsa, annesi mesela bizler büyüklerimizden alırız değil mi bazı şeyleri? Edebimizi, hayatımızı, örf ve adetlerimizi hep büyüklerimizden öğreniriz. Ama bu sosyal medya öyle bir yer ki ne örf adet bıraktı bizde, ne edep haya bıraktı. Ayıp olayı, ayıp Kalktı, olayı, tamamıyla kalktı. günah olayı da tamamıyla kaldırılmaya çalışılıyor. Gerçekten günahı, ayıbı ve sınırı bilmeyen bir nesil yetişiyor aslında. Ve bazı büyüklerin de buna dahil olması içler acısı. Gelecek neslin gençliğinden, toyluğundan kaynaklı belki hani olabilir. Ama büyüklerin de buna dahil olması, öncülük etmeleri. Falancanın annesi de paylaşmış. Ne var anne? Falancanın babası da böyle yaptı. Ne var baba? Demesi aslında çocukların ailelerinden de beklentilerini farklılaştırıyor. Normalleştiriyor onların gözünde. Pop Art'ın önemli isimlerinden Andy Warhol 1960'larda şöyle bir söz söylemiş. Yani bu tam da günümüzü anlatmış. Öyle bir gün gelecek ki o gün yani o devir 15 dakikanın şöhretleriyle dolacak. Artık bu hepimiz için mümkün bir durum. Yani 15 dakikada şöhret olabiliyoruz. 15 dakikada rezil de olabiliyoruz, vezir de olabiliyoruz. Ve bunun için bizi hiç kimse zorlamıyor. 15 dakikadaki şöhret tamamıyla kendimizden bizi uzaklaştırıyor. Çünkü meşhur olmalıyım. İşte bir akım var. O akımı ayak uydurmalıyım. Ben de yapmalıyım diyerekten
kendimizi kendi benliğimizden olduğunca uzaklaştırıyoruz. Öyle ki atılan bir tweet, böyle emek vererek işte yılların yazar ismini almış kişilerin kitaplarının dahi önüne geçiyor. Yani atılan herhangi bir söz, o yazarın kitabının içeriğindeki veya bize verdiği mesajın dahi önüne geçiyor. Birçoğu yazarı dahi bilmiyoruz ama bildiğimiz o kadar çok güzel sözler var işte ki. O kadar çok tweetler var ki ezberimizde olan. 15 dakikalık şöhretin dolu olduğu bir hayatta dürüstlük pek de anlam bulamamış bir ifade oluyor bizim için. Evet. Anlamını yitirmiş, içi boşalmış bir ifade dürüstlük. Bir dakikada online dünyada 41 bin fotoğraf paylaşılıyor. 41 bin. 3,5 milyon post Facebook'ta paylaşılıyor. 350 bin tweet atılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sürekli birbiriyle yarış halinde olan, sürekli o yapıyorsa ben de yapayım. Yapmak istemediklerine zorlanma diyebilir miyiz evet, buna yani? Evet. Yapmak istemiyor. Belki o kahveyi içmek istemiyor. O sinemaya gitmek istemiyor. Ama ben de aktifim, ben de sosyalim, ben de burada varım. Belki hiç beğenmediği bir renk trend olduğu için kullanmak, giymek zorunda kalıyor. Ama kendini ispatlamak için yapmak istemediklerini zorla yapan bir nesil oluyor aslında. Evet, Zorla mesela yaptırılan bir toplum. Tüm bunları yaparken aslında... Ve bu silah zoruyla yapılmıyor yani. Evet. Hani, işin tamamıyla ilginç kısmı kendi da o. irademizle yaptığımız Evet. bir şey. Ve bu paylaşımlar bir yerde aslında şey yapıyor bize. Sosyal medyadaki bize karşı duyulan ilginin alanını zenginleştirmek için yapılıyor. Mesela Rümeysa Hanım şöyle şöyle bir kişi denilsin diye yapılan birçok reklam gibi düşünün. Mesela kendi reklamını kendileri yapıyor. Sosyal medya CV'si diye bir şey var. Evet. Kendi CV'lerini oluşturuyorlar aslında. Biosuna yazıyor. Aynen. İşte şu mezunu, bu mezunu, şunu şu okuyor. Okula gitti. Ya da işte şuralı, buralı, şunla evli. Yani aslında bana çok gereksiz gelen ama aile içi, kendisiyle alakalı sanki bir şirkete işe girer gibi biosuna yazıyor. Evet. Ve profiline en güzel fotoğrafı, en beğenilebilecek, kendisini en alımlı, en güzel gösterecek fotoğrafları paylaşması. Aslında bu bir yokluk. Evet. O fotoğraflarla da o kadar güzel oynanıyor ki aslında. Belki sivilceli, belki o dönem kendini çok iyi hissetmiyor. Hop, medyasına Filtre. Diyor ki sana bir filtre veririm. Sen yeter ki çek, sen yeter ki işte kendini ifşa et. Zaten kendi benliğine çatışma halinde olan kişi evet. Kendi dış görünüşüyle bu sefer evet. Sürekli uğraşıp çatışma haline Zaten giriyor. Zaten biz benliğimizi oturtamamışız. Bir özgüven arayışı içerisindeyiz. Kendimize sürekli işte bir rol model bulmamız Bir yeri gerekiyor. Oturtmaya çalışıyoruz hep. Aynen. Ve hal böyleyken evet. O CV'lerde öyle güzel dolduruyoruz ki hatta şunu ben duydum yani bizzat şahit oldum. Üniversitenin kendisini beğenmeyip ben bunu CV'me yazmam ya. Ne yazacağım? Şurada mı okuyorum diyeceğim diyen insanlara şahit oldum. Ya da Ya yaz. okumadığı halde yazan. Evet, okumadığı halde yazan insanlar da var. Yani bunlar aslında korkunç bir şey. Kime, niçin beğendirmeye çalışıyorsun ve bunun doğrusunu bilen insanların düşüncelerini merak etmek de gerekiyor. Şimdi benim okumadığımı ya da benim bunlara sahip olmadığımı ya da benim böyle bir lüks bir hayata sahip olmadığımı bilen insanlar acaba benim hakkımda ne düşünür diye ya da gülünç bir pozisyona soktuğunu düşünebilir mi yani insanlar acaba? Tabii ki de. Mesela sosyal medya CV'si ne yazık ki uzun yılların tecrübesine dayanan, teorik eğitimler almış, profesyonel eğitimimizi baltalıyor. Bir şirkete başvuruyorsunuz, iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Şirket insan hakları aracılığıyla öncelikle sizin sosyal medya CV'nizi bir gözden geçiriyor. Evet. Bir süzgeçten Adınız geçiriyor. Nerelerde geçiyor, Aynen. Nerelerde Ve o sosyal medya süzgecinden geçerseniz iş başvurusunda hani görüşmeye davet ediliyorsunuz. Yani ne sizin okuduğunuz, ne aldığınız eğitim, işte nerelerde kendinizi geliştirdiğiniz önemsenmiyor. Ne kadar çok seviliyorsunuz, popülarite ne oldunuz. kadar çok takip ediliyorsunuz, sosyal medyada ilgi alanlarınız nelerdir, bize hitap ediyor musunuz? Veyahut da bizim işimize sizin sosyal medyanızın bir katkısı olacak mı?
Aslında sadece kişi tarafından değil, çevre tarafından, işveren tarafından, resmi kurumlar tarafından da ne kadar önemsendiğini görebiliyoruz. Belki bir işin reklamı yapılması için sosyal medya son sistemde kullanılması şart olabilir. Ama bir kişinin kendini meşhurlaştırması ya da o kişinin sosyal medyada ne kadar meşhur olduğunun işe katkısının düşünülmesi gerçekten kötü bir imaj Evet, sergiletiyor içler acısı. bence. Yani peki temel eğitim temellerimizin inşa edildiği aile içi iletişimde bu durum nasıl? Yani özbenliğimize zararları var, birçok sosyal çevremize zararı var. Birçok insan sosyal medya bağımlılığından, belki oyun bağımlılığından, kendini orada aktifleştirmek için yaptığı faaliyetlerden kendi ilmi çalışmalarına, okumalarına ya da sosyal yaşantısını sekteye uğratabiliyor. Peki bunun aile içine yansımaları nelerdir? Çok büyük yansımaları var, çok büyük şikayetler var. Bunu açacak olursak, konuşacak olursak ne demek istersiniz? Öncelikle teknoloji bizi hayattan koparıyor. Yani İbn Sina'nın çok güzel bir lafı var. Diyor ki, zamanı uzun yaşamaktansa kıymetli yaşamak çok daha önemli. Ve bir zamana değer vermek, yani değer vermek o zaman için harcanmış, o zaman için hayatından feragat etmekle eşdeğer. Çok önemli aslında. Uzun yaşamaktansa Evet. kıymetli yaşamak. Kıymetli yaşamak. Çok önemli gerçekten. Çok güzel bir söz. Tam zamanımıza, şu günümüze tercüman olmuş İbn Sina. Yani bununla hani bunu açmak istersem, değer verdiğiniz bir insana bir çiçek alıyorsunuz. Hı-hı. O çiçeği internetten sipariş etmekle Hı-hı. bizzat gidip yerinde kendi zamanınızdan o kişi için feragat edip o çiçeği almak aynı olur mu? Veyahut da o Kesinlikle aynı. çiçeğin üzerine iliştirdiğiniz bir notu internetten alıp oraya yapıştırmak yerine belki de hiç kafiyesi olmayacak. Hiç Belki bir zahmet sıra. çekmeden. Evet, belki bir sıra olacak ama sana ait olacak. O sözü oraya yazacaksın. Kuryeden değil de senin elinden alacak o çiçeği. Bu ikisinin arasındaki değeri gözetmemiz lazım. Evet. Yani zamanı geniş yaşamaktan kastım aslında bu. Yani teknoloji bizi hayattan koparıyor. Hayal kurmayı ve sosyalliği kontrol altında tutan sağ belleğimizi pasifleştiriyor. Hı. Hal böyle olunca inşa ettiğimiz gerçeklik ile gerçek arasındaki gerçekliğin arası açıldıkça Evet. kişisel bozukluklar ortaya çıkıyor. Kişisel kimliklerimizi kaybediyoruz. Yani biz sosyal medyada bir gerçeklik inşa Evet. ediyoruz ama gerçek hayatımızda da farklı bir gerçeklikle karşı Evet ve bu karşıyayız. ikisinin arası açıldıkça depresif oluyoruz. Çok Mutsuz önemli. oluyoruz. Evet. Bu sefer sürekli mutsuzum. Hiçbir şeyden Evet. mutlu olamıyorum. İstediğim şeyi elde ediyorum ama yine mutlu olamıyorum. Çünkü çabasız elde ediyoruz. Evet. Mesela eskiden biz çocukken bir mağazaya gidip kıyafet deneyip, türlü türlü kıyafetleri deneyip seçip içinden almamız farklı bir şeydi. Şimdi biz bile ebeveynler olarak çocuğumuza bakıyoruz. İnternetten özellikle bu Covid nedeniyle internetten sipariş veriyoruz, geliyor. Bizim için zaten onun bir "aa bu mu gelmiş?" Kargo geliyor mu? "Aa bu mu gelmiş?" Çocuk da biz böyleysek bir de onların yarın büyüdüklerindeki tepkilerini önemsememe işleri, hiçbir şekilde kıymetli olmayışının gerçekten korkunç yüzüyle yüzleşeceğiz. Aynen, kesinlikle o şekilde. Aile içi iletişimindeki eksikliklerimiz işte bizi sosyal medyada maskeli kişiler haline getiriyor. Mesela çoğu anne babalar ergenlik yaşına gelmiş çocuklarıyla arasındaki ayrımdan bahsederler. Çocuğumla benim aramdaki iletişim koptu ve bunun suçlusu olarak dış faktörleri görürler. Oysa ki biz çocuğumuzla anlattıklarını ne kadar dinlersek, ona nasihat değil de onunla empati kurarak ona yaklaşırsak biz aslında çocuğumuzu kazanırız. Sebebi de dış faktörlerin değil, kendi iletişimimizdeki sıkıntılardan doğduğunu fark ederiz. Esasında çocuğumuzla iletişime geçmiyorsak ve onu her ne sebeple olursa olsun, işte çok çalışıyorum ve yoğunum, akşam zaten yorgun argın geldim, sen çizgi filmini izle, anne işte yemek yapacağım, sen televizyona bak, işte al internette gez, yeter ki bana karışma. Yani her Evet. ne sebeple olursa olsun bizler çocuklarımızı sosyal medyaya itiyoruz. Ve bunu farkında olmayaraktan yapıyoruz. Tamam, bugün baksın da yarın zaten vermeyeceğim. Aslında komşuya dahi emanet etmediğimiz çocuklarımızı
tamamen emniyeti olmayan bir sosyal medya kitlesine emanet ediyoruz. Evet, ve hiç tanımıyoruz biz o kitleyi. Tanıdığımızı ve zannediyoruz. Ve sosyal medyada çok fazla çocuk istismarı olduğunu, onları tehdit ettiğini, korkuttuğunu ya da başka kadınları tehdit ettiğini, güvende olmadığını hisseden kadınları o anki psikolojik bozukluğuna, manevi çöküşlüğüne denk gelen kadınlara mesaj atmalarıyla onları tehdit etmeleri, istediklerini yaptırmaları, şantaj yaptırmaları da kolaylaşıyor. Evet. Aslında akrabaya dahi emanet ettiğimizde gözümüz arkada kalan bir zamandayız. Sosyal medyaya gözümüz kapalı emanet edebiliyoruz. İşte bu da şeyden doğuyor. Benim yanımda giriyor. Girdiği çizgi filmde hiçbir problem yok. Bu benim senin kontrolü gördüğün ama. altında. Bir de şu çıktı şu son zamanlarda. Hatta son zamanlarda değil, bayağıdır var. Bir ebeveyn şeysi oluşturuluyor sosyal internette. İnternetin her alanında. Ebeveynler güya çocuklarını takip edebiliyorlar. Yani o çocuk senden, benden, bizlerden çok daha zeki. Bu devrin çocuğu çünkü. Senin o sekmen orada açılı kalıyor. Yandan farklı bir sekme açıyor. İstediği alanlarda geziyor. Oysa ki senin yanında senin için çok rahat. Diyorsun ki benim yanımda giriyor. Ben biliyorum. Hani nerelerde dolaştığını ben farkındayım. Yemeğini karıştı ve sen zamanla dalıyorsun. Kontrol etmeyi geçiyorsun ve zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Belki biz kadınlar çarçabuk böyle yemek yapayım, çarçabuk toplayayım derken unutuyoruz yani bazı şeyleri. Ve zamanla o çocuk sana fark ettirmeden güya senin açtığın sayfada, kontrollü bir sayfada dolaştığını zannettiğin çocuğun aslında farklı bir yan sekmede, farklı yerlerde dolaşıyor. Ve zaman geçiyor. Sen zamanında dinlemediğin çocuğun, zamanında dinlemekten kaçındığın, türlü türlü sebeplerle kendini rahatlattığın, dinlemediğin için kendini rahatlatıyorsun. Çünkü şundan dolayıydı, çünkü bundan dolayıydı diyorsun. Zamanında dinlemediğin ve teknolojiye ittiğin çocuğun yeri geliyor, yaptıklarını seninle paylaşmıyor. Çünkü sen zamanında ona vermedin. Aslında çocuk eğitimi daha bebekken başlıyor. Sen o taşları bebekken oluşturuyorsun. Sen ne kadar sağlam bir iletişim oluşturursan o çocuk da büyüdüğünde sana o iletişimin meyvelerini veriyor. Ya sen zamanla artık şunu demiyorsun eğer böylesi bir iletişim içerisinde bir ailen varsa. Bu çocuk ergenliğe geldi, aramız açıldı. Biz artık bununla aynı dünyaları değiliz, aynı dili konuşamıyoruz. Ama diğer türlü düşünen ailelerde bakıyorsun ergenlik de olsa, genç delikanlı da olsa arkadaş gibi olabiliyorlar. Evet. Yani bunu çok güzel de koruyan aileler var. Gelip en ufak hayatındaki şeyleri anne babaya anlatıyor. Annesiyle paylaşıyor. Okulda şöyle oldu, bu bana böyle dedi. İşte şu arkadaşım şöyle, bu arkada hatalarıyla, güzellikleriyle dışarıda olan her şeyi gelip anne babayla paylaşıyor. Çünkü onu yadırgayan bir aile yok. Evet. Onu tersleyen, dinlemeyen, üf saçma saçma işlerle uğraşıyorsun diyen bir aile olmadığı için kendini emniyette sevilen ve önemsenen bir birey olarak görüyor çocuklu Evet. ailede. Mesela bir çocuk, çocuk neticede bakın ne diyoruz? Çocuk diyoruz. Yani bizimle aynı bir bilgi birikimine sahip değil. Daha bizim kadar çok görmemiş, geçirmemiş çocuk. Saçma sapan sorular soruyorsun. Ama çocuk diyoruz yani zaten sen onun saçma sapan sorularına cevabını sen vereceksin ki o yanlış yerlerde yanlış cevaplar almasın. Evet. Mesela bir çocuğa bir soru soruyorsun. Annesine istediği soruyu alamıyor. Babasına gidiyorsun. İşin var oğlum. Annene sor. Anneye gidiyorsun. Oğlum babana sorsana. Babama sordum anne cevap vermiyor. Bakıyor kimse cevap vermiyor. Yazıyor internete işte. Zaten serbest sosyal şu medya. Şu nedir? Evet. Açıyor bakıyor. Aslında burada hiçbir yanlış yok değil mi? Yani sosyal medyayı faydalı kullanıyor. Evet. Ama o hala bir çocuk olduğu için o sayfada önüne gelen reklamlar. Sizler de biliyorsunuz ki sayfayı açıyorsunuz. Milyonlarca konunuzla alakalı veya alakasız sapkın içerikler olan reklamlar çıkıyor. Ve çocuk bilerek veya bilmeyerek yanlışlıkla da olsa oraya tıkladığında farklı bir yere gidiyor. Merak ettiği şeyden sıyrılıp farklı şeyleri gözetiyor. Bu sefer farklı şeyleri görüyor. Başta şaşırıyor, daha sonra normalleşiyor. Korkuyor, ürküyor. Ve daha sonra annesine geliyor, çok daha farklı şeyler soruyor. Evet. Gördüğü şeyleri soruyor ve bu sefer anne ne diyor biliyor musunuz? Nereden öğrendin bunları? Nereden öğrendin bunları? Sen kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? İşte hep bu senin arkadaş çevren bunları yapıyor. Oysa ki sen o çocuğu dinlemedin. Sana sorduğu soruya bilmesen dahi bilmiyorum diyemediğin için. Ya da senin araştırıp güvenli ortamda çocuğuna aktarman gerekirken. Aktarmadığın için o çocuk
kendi başına çaresine yanlış yerlerde bakıyor, yanlış yerlere gidiyor ve sana farklı sorularla geliyor. Maalesef. Çevreyle hiçbir alakası yok üstelik. Yani sen dış faktörleri suçlayarak bir nevi kendi sorumsuzluğunu örtüyorsun. Yani kendi ben sorumsuzum, işte ben çocuğumla ilgilenmedim, ben sorusuna cevap vermediğimi görmüyorsun da işte bu kimlerle oturup kalkıyor? Bunu görüyorsun. Çok hatalı bir davranış aslında. Belki biz bile farkına varmadan yapabiliyoruz. Belki yapacağız. Şu an bizim için belki biraz erken ama yapabileceğiz. Onun için önceden bilinçlenmek, önceden okumak, önceden sınırlarımızı kendimiz için çizmek çok önemli. Anne baba olmadan kendimize sınır çizebilmeyi aslında öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki. Yani eğer daha gelişimimizin ilk evrelerinde aile içi iletişimi eksikliğiyle birlikte sosyal medyaya dahil olduysak vay halimize. Evet. Yani belki böyle çok korkunç bir canavardan bahsediyor gibi görünüyorum belki şu an ama üzerinde gerçekten oturup konuştuğumuzda veya üzerine biraz kafa yorulduğunda aslında anlattıklarımız bir senaryo değil. Evet. Bir gerçeklik. Gerçek. Bir canavardan bahsetmiyorum ben. Bir zehirden bahsediyorum. Hı-hı. Yavaş yavaş bizi öldüren, bizim Hı-hı. benliğimizi alan, Hı-hı. Bizim aile yapı taşlarımızı öldüren bir sanal zehirden bahsediyorum. Evet. Son sözlerinizi alacak olursak çok kısa bir Yani sürem kaldı. anlatmak istediklerimi toparlamak gerekirse, kimin ne ev aldığı, kimin hangi marka arabaya bindiği, hangi marka telefonları kullandığı bizim mutluluk kaynağımız değil. Evet. Bizim yeni bir güne uyanabiliyorsak mutlu olmalıyız. Hı-hı. Elhamdülillah bugün de uyanabildim. Sıfırdan Hı-hı. bir güne başlayabildim. Hı-hı. Geçmişi değil, geleceğe, yani gelecek için bir güne uyandım ve ben bugün için geçmişteki hataları bugüne taşımamam gerekiyor. Telafi Yani edebilecek bir günüm daha var. Evet, bunların farkındaysak mutlu olmamız gerekiyor. Biz bu Evet. olgunluğa erişebildiğimizin farkındaysak mutlu olmamız gerekiyor. Çevremizde sevdiklerimiz varsa, sevdiklerimizle birlikte sosyalleşebiliyorsak mutlu olmamız gerekiyor. Ve bu sevdiklerimizle sosyalleşmeyi illa birilerine duyurmamıza gerek yok. Zaten ben onlara zaman ayırıyorum ve ben onlarla mutluyum. Bir başkasının bunu bilmesine gerek yok. Yani telefonlarımızın ve sosyal medya hesaplarımızın bizi kontrol etmesine izin vermeyelim. Çok güzel. Allah razı olsun. Gerçekten çağımızın büyük bir hastalığına değindik. Dilimiz yettiğince, ilmimiz yettiğince, Allah izin verdiği müddetçe değinmeye devam edeceğiz. İnşallah. Toplumu, aileyi yıpratan, olumsuz yönde etkileyen tüm şeyleri dile getirmeye çalışacağız inşallah. Siz değerli, kıymetli eğitimcilerimizle beraber çok teşekkür ediyorum. Ben Rabbim teşekkür ilminizi ediyorum arttırsın. sizlere. Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin inşallah. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.